Üsküdar'da hararetli tartışmalar devam ediyor. Çünkü gündem o kadar hareketli ki. Bakalım şimdi diğer vatandaşlarımız neler söyleyecek. Siz de emeklisiniz. Emekliyim, evet. 10 bin lira oldu maaşlar. 10 bin lira oldu da ne işe yarar 10 bin lira? Şimdi her şey %100 zam geliyor. Şimdi veriyor 10 bin lira zam. 10 bin lira zamana kendilerine versen geçinebilir mi acaba? Bunu sormak lazım. İkincisi, bu muhafaza kesim devamlı oyunu veriyor. Bu oy çantada keklik değil, devamlı surette emekliye bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımız 2024 yılı emeklilik yılı olacak. Emeklilerin yılı olacak. Ha, emeklilerin azap yılı olacak. Ben bunu böyle şey diyorum, basırlandırıyorum. Böyle bir emekli yılı olmaz. Emekli sana oy veriyor ya. 1000 kilometre yerden, memleketimden geldim, oy verdim ben. Ama şimdi vermeyeceğim. Bitti. Bakın ben 2008'de emekli oldum. Tamam. Bak şimdi. Ya 3 tane asgari ücretli ya. Geçiyormuş. Sen, bak Allah 1249 dolar ediyormuş. Evet doğru. Tamam mı? Yıllar içinde düşmüş. O benim 3 tane asgari ücret alıyordum ya 2008'de. Evet. Bugün 1.55'e düşmüş. Evet doğru. Ve dolar olarak da neye düşmüş biliyor musun? 685 dolara. Yani bu yıllar içinde bakın 3'ten başlıyor. Evet öyle. 3, 2, 2, 2, 2, 1. Evet. Diyeceğim buydu. Ben de bu sene Allah'ın izniyle olacaktı ama geçmek çok zor yani. Emekli olsa da ben aldığım 10 bin lira geçtim çok zor yani. 4 kişi, bir kişi yaşaması bile 10 bin lira geçiremez bir kişi. Bunda sadece poça yese yine 300 milyon tutuyor yani. 9 bin üzerine bir kişi yani. Düşünün bir aile 4 kişidir. En az 40 bin alması lazım. Bugün asgari ücret baktığı zaman aşçısının zaten tam altındadır. Sizce seçimleri etkileyecek mi bu durum? Seçim yerel seçimidir. Ben CHP önde gideceğine inanıyorum benim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Sizce abicim? %70 etkileyecek. Bu vaziyette emekli işçisi buna oy veriyorsa bu işçi emekli de buna, ona göre sandıkta kendini belirlemesi gerekir. Siz ne düşünüyorsunuz beyefendi? Ne düşünüyorum? Berbat. Emekli misiniz siz de? Emekliyim. 28 sene çalıştım uyguma. Devletime vergi verdim. 9 bin lira kiram var, 10 bin lira alıyor. Bir tane üniversite öğrenci okuyor. Ben şimdi ona açlık mı vereyim, ev kirasını mı vereyim? Ne yapacağız yani? Berbat. Peki ne düşünüyorsunuz? Etkileyecek mi seçimleri? Emekliliği değil. Halkı dilenciliğe itti. Bizde o kafa yok. Biz her zaman kafasız bir milletiz. Yani okuyana değil, git de öyle tarikatların peşine takılıp işte başkasının söylediği lafa giden bir insanız. Emekli misiniz? Emekli maaşı artıyor. Evet, o yüzden artıyor. Her ay 100 euro, evet. 100 dolar, 2 tane de yarım altın alıyorum. Bitmiyor. O yüzden sormak istedim. Şu anda 10 tane, 2002'ye göre 10 tane altınımız yok. Ben sinirleniyorum yavrum. Ben sorayım size, 10 tane altınımızı kim çaldı? Şimdi bizim 2002'de emekli olan kişi, ben de şu anda emekliyim 2015'te, hesap yapıyorum, 10 tane altın yok. Ben kim çaldı? Ben 18'de emekli oldum. Tamam, ben de 2 aydır kredisiz kredi kartı yatıramıyorum. Bak, en komiği de bak, aynı şeyleri konuşuyoruz, aynı kafadayız da benim sinirlerim kaldırmıyor. Her sene oy verenler var ya, oy verenler. 3 yerden maaş alıyor, maaş. Sen onları söyletme bana. Sen, tamam. Ben ikimizden birimiz. İkimizden birimiz. Partiden alıyorlar. Partiden alıyorlar. Bir de ürünü alıyorlar. Okuyorum, hem dershaneye gidiyorum hem de çalışıyorum. Onlardan bahsetmedi. Bu neyden bahsediyor? Neyden? Emekliden. Tamam, şimdi sen hem okuyorsun hem çalışıyorsun. Neden okurken çalışıyorsun? Aileme yük olmamak için. Neden işte, neden yani? Ya babam zaten getiri sağlıyor eve ama aynı şekilde üniversite sınavına çalışıyorum, 12. sınıfı. Üniversite sınavına çalışırken sadece ders çalışman gerekmiyor mu senin? Gerekiyor ama işte bir yandan da hayatı önceden görmüş oluyorum. Bu bir açıdan iyi. Ben sadece okumak ha, değil, parasal elim iş olarak görüyor. Değil, sadece kendini geliştirmek için mi çalışıyorsun? Evet, hem geliştirmek hem de gene de parasal var. Açlık sınırı. Kaç para? 14 lira 15 lira değil mi? Yani emekli cesur değil, cesaretli değil. Sadece konuşuyor. Emekli gerçekten hakkını savunan cesur bile olsa şu anda hakkını alırdı. Emekli korkak, ben de dahil. Hepimiz korkağız. Hakkımızı savunamıyoruz ya.
10 milyar nedir ya? Açlık sınırı 14 milyarsa. Peki sen ne düşünüyorsun bir genç olarak? Bak mesela bu yaşta çalışmaya başlamışsın sen. Emekli olduğun zaman alacağın para ortada. Ne düşünüyorsun? Emekli maaşı olarak tabii ki de. Benim babam da Bağkur'dan kendi iş yeri olarak ödedi. En yüksekten ödedi ve şu an en düşük maaş alıyor. 10 bin lira 700 TL mi ne olacak? Ya oldu düşük, 10 bin lira. Olmuştur. Yani gene de düşük. Şu anki şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Ben ortalama 25 yıl diğer emekliler 25-30 yıl ödüyor değil mi? Prim ödüyor. Primi ne olarak ödüyor? Askeri ücretten ödüyor, doğru mu? Evet. Ben hiçbir hükümete güvenerek değil. Ben devletime güvenerek ödüyorum. Yani benim hükümet belirleyemez benim aylığımı. Emeklinin aylığını devlet diyecek ki yaşam düzeyi budur. Yani nedir bugün? 14-15 lira 20 lira neyse. Ya benim matematiğime göre 2002'de olursa şu anda biz 25 falan almamız lazım. Ama 10 tane çeyrek altın kayıp, kim çaldıysa belli değil. Birileri çalmış onu. Peki sen gidişatı nasıl görüyorsun? Ya mutlu musun? Mesela ne okumak istiyorsun? Ben yazılım mühendisliği okumak istiyorum. Türkiye'de nasıl görüyorsun yazılım mühendisliği? Önü açık ama gene de yani... Gene İş bulabileceğine inanıyor musun? Çok inanmıyorum. Çünkü niye kızmadın o zaman demin? Kızmadı ki. Kızdı. İş yapıyorum dedi. Hayır, hem gene de şöyle bir şey var. Ben üniversite okuduktan sonra bir zaman işsiz kalabilirim ama gene de niye işsiz kalıyorsun bir zaman? Niye bunu kabulleniyorsun? Bu sana niye normal geliyor? Çünkü herkes okuyor yani 6 milyon öğrenci girecek şimdi üniversite sınavına ki bu da bayağı bir zorlayacak. Ama diyorsun ki bir taraftan hem çalışıyorum hem de üniversite sınavına hazırlanıyorum. Baba emekli. Hem emekli hem hala çalışıyor işte. Emekli maaşı yetmiyor. Yetmez de yani. Yeter mi? Yetmez emekli maaşı.